Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ailet içinde verilen türle uyuşmamaktadır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Bir konunun en az üçer kişilik iki grup arasında tez ve antitez şeklinde savunulması esasına dayanır münazara doğru. 1914 yılında seferberlik davulları çalarken Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuşum cümlesini içinde barındıran bir türdür. Biyografi değil arkadaşlar. Ne olacaktır? Otobiyografi olacaktır. Neden doğmuşum diyor çünkü kendi hayatını anlattığı için. Cevabımız B olacak. Otobiyografi. Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalardır. Nutuk. Bu da doğru. Yazar herhangi bir konuyu kesin sonuçlara varmadan senli benli bir kişisellik içinde ele alır. Deneme. Bu da doğru. Çeşitli alanlardaki basılı malzemeyi tür ya da ay, yıl gibi zaman dilimlerini göze alarak liste halinde tanıtan eserlerdir. Bibliyografya. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu parçada aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? Nola Refik Halit buraya kadar olduğu gibi burada da öykünün dışında kalıp okuyucuyu aptal konumuna düşüren bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağına ağlamaktadır diyor arkadaşlar. Türkçe konuşacak adam bulamayacağına ağlamaktadır. Bunları derken onun da katı, nasırlaşmış yüreği yumuşamış, şişmişti. Önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı. Kendini tutamadı. Gözlerinin dolduğu ve sakallarından kayan yaşların Arabistan sıcağıyla yanan kızgın göğsüne bir pınar sızıntısı kadar serin, ürpertici döküldüğünü duydu. Tespitlerini yapmasaydı zaten aşikar olan çocuğun ağlama nedeni ve eskicinin ruh halini açıklayarak öykünün finalini bulanıklaştırmasıydı. Ne diyelim? Her güzelin bir kusuru oluyor dedi arkadaşlar. Ne yaptı? Refik Halit Kara'yı arkadaşlar eleştirdi. Şöyle, o zaman biz bunun bir eleştiri yazısı olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız Adana şıkkı. Röportaj değil, karşılıklı sorular yok. Makale değil, bilimsel bir metin değil çünkü. Biyografi değil, başkasının hayatını anlatmıyor. Haber yazısı zaten değil. Cevabımız Adana şıkkı. Bu parçanın yazılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Nola Refik Halit buraya kadar olduğu gibi burada da öykünün dışında kalıp okuyucuyu aptal konumuna düşüren bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağına ağlamaktadır. Bunları derken onun da katı, nasırlaşmış yüreği yumuşamış, şişmişti. Önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı. Kendini tutamadı. Gözlerinin dolduğu ve sakallarından kayan yaşların Arabistan sıcağıyla yanan kızgın göğsüne bir pınar sızıntısı kadar serin, ürpertici döküldüğünü duydu. Tespitlerini yapmasaydı zaten aşikar olan çocuğun ağlama nedeni ve eskicinin ruh halini açıklayarak öykünün finalini bulanıklaştırmasıydı. Ne diyelim? Her güzelin bir kusuru oluyor işte dedi arkadaşlar. Kimden bahsetti? Refik Halit Karay ve onun bir hikayesini arkadaşlar eleştirdi. Hem olumlu hem olumsuz yanlarını. Şimdi bakıyoruz. Herhangi bir olayı değerlendirirken okuru ikna etmeye çalışma değil. Bir konuyla ilgili tespitleri bilimsel gerçekliğe uygun olarak açıklama değil. Bir sanatçı ve eserini olumlu olumsuz yönleriyle okura tanıtma kesinlikle cevabımız C. Gündelik bir konuya sohbet havasında yorum getirme değil. Bir sorunun çözümüne yönelik düşünceleri tartışmaya açma bu da değil canlar. Cevabımız C şıkkı. Bu parça için düşünceler öznel bir üslupla ifade edilmiştir. Deneme türü için örnek olarak gösterilebilir. Kişisel yaşamı dile getiren bir metindir. İkna etme yöntemiyle kültür aktarımı yapmıştır. Bir kişinin başından geçen olaylar aktarılmıştır. Yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Hadi eskiden şiir kitapları için satılmıyor diyorduk. Şimdi ne diyelim? Şiir günümüzde internet üzerinden dolaşıma girmesine rağmen şiirin insanlar üzerindeki etkisi gittikçe azalıyor. Bunun sebebi bence hayatın bugünkü koşullarının heyecan, zevk, merak unsurlarını anlık duygular haline getirmesidir. Şairin ilham perisi yok artık. İlham perilerini hayatımızdan çıkmaları için zorladık. Artık ilhamı içi boş şeylerden alıyoruz. Bir kişinin başından geçen olaylar anlatılmadı. İkna etme yöntemi yok. Kişisel yaşamı dile getirmiyor arkadaşlar. Deneme türünden örnek alındığı söylenebilir. Şiir neden satılmıyor, neden okunmuyorla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Öznel bir üslup tercih etti. Cevabımız 1 ve 2 yani Adana şıkkı.
Yukarıdaki bilgilendirme şemasında arkadaşlar üçgen, yıldız ve yuvarlak sembolleriyle gösterilen yerlere birer örnek daha yazılacak olsa aşağıdakilerin hangisinde verilenler yazılmalıdır? İstediğiniz boşluktan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sözlü anlatım türü açık oturum yerine ne getirebiliriz? Panel gelebilir, mülakat, söylem, münazara, anı gelemez. Yani şöyle 5 şıkkını kesinlikle eliyoruz. Gazete çevresinde gelişen edebi metinler, sohbet yerine arkadaşlar, daha doğrusu sohbetin arkasına anı gelemez. Bu yüzden Adana şıkkını eliyoruz. Baktığımızda makale, eleştiri, haber yazısı olabilir ama röportaj olamaz bu üçgen yerine. Bu yüzden C'yi de eledik. Sohbet de olamaz arkadaşlar. Kişisel hayatı konu alan. Kişisel hayatı konu alan metinler, biyografiden sonra mektup gelebilir. Gazete çevresinde gelişen metinler, sohbetten sonra eleştiri olabilir. Sözlü anlatım türü zaten münazara buraya gelebiliyor. Gayet uygun. Cevabımız Edirne şıkkı. Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi karşısındaki ile ilişkilendirilemez diyor arkadaşlar. Makale kanıtlama çabası doğru. Fıkrada güncellik günlük olaylar doğru. Nutukta seslenme sözleri doğru. Denemede ben dünyası doğru. Otobiyografide üçüncü kişili anlatım değil arkadaşlar. Birinci kişili anlatım olacaktı. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse cümledeki tanım yanlış olur? Çeşitli yayın organlarının toplumu etkileyen bir olay, olgu veya düşünceyle ilgili verdiği bilgi haberdir. Doğru. Gazetelerin birinci sayfasında gazete adının üzerindeki çok önemli haber başlığına verilen alttır. Sürmanşet doğru. Gazetelerde günlük olay ve gelişmelerle ilgili değerlendirme yapılan düşünce yazılarına verilen addır diyor arkadaşlar. Köşe yazısı doğru. Pek çok kişiyi ilgilendiren, etkileyici, heyecan uyandırıcı haberdir diyor arkadaşlar. Yanlış olacak. Asparagas değil arkadaşlar. Asparagas masa başında uydurulup gerçekmiş gibi yayımlanan yalan haberdir. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkı. Bir haberin yanlışlığını ortaya koymak için o haberin muhataplarının gazeteye gönderdikleri yalanlamalardır. Tekzip bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı. Parçayla ilgili öznellik ağır basmakta, sanatlı, ağır bir dil kullanılmıştır. Anlatılanların üzerinden zaman geçmiştir. Tartışmacı anlatım biçimi kullanılmıştır. Çıkarımlarından hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Üstadı başında lacivert bir bere, sırtında kaşmir bir ceket, elinde makas bahçesinde bulurduk. Bir dal bir gül keserken telaşsız, yumuşak adımlarla gelir, pek ölçülü bir nezaketle misafirlerini karşılardı. Birinci katta pencerelerine yapraklar değen büyük bir odada toplanırdık. Hayal ötesi bir çay masası kurulurdu. Fakir mahallelerinin sulh günlerinde bile tatmadığı, zengin konakların artık unutmaya başladığı dünya nimetlerine kavuşurduk burada. Çay, süt, sütlü kahve, kakao. Sonra peynirlerin her çeşidi. Reçeller. Çilek, muz, menekşe kokulu fondanlar. Pastalar, şokolalı, kremli, meyveli pastalar. Yerdik bütün aç gözlüğümüzle. Hayır, bütün açlığımızla yerdik. Sonra eyvah doyardık diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda tabii ki öznelliğin ağır bastığını söyleyebiliriz. O zaman birinin olduğu şıkları şöyle bir eleyerek işimizi kolaylaştırıyoruz. Sanatlı ağır bir dil kullanılmıştır diyor. Yanlış arkadaşlar. İkinin olmadığı şıkları da şöyle bir eledik. Anlatılanların üzerinden zaman geçmiştir diyor. Kesinlikle öyle, çünkü yapardık ederdik, gördüğünüz gibi geçmiş zaman kipi kullanıldı. Bu da doğru arkadaşlar. Şöyle bunu da eliyoruz. Tartışmacı anlatım biçimi kullanılmıştır. Yanlış. Bu yüzden cevabımız 2 ve 4, yani Denizli şıkkı olacaktır. Sözlü anlatım türlerinden olan mülakat için önceden belirlenen sorular sorulur. Doğru arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Sorulara verilen cevaplar yazar tarafından yorumlanarak aktarılır. Hayır, kesinlikle yanlış. Yazar kendi yorumunu katamaz. Bunu şöyle eliyoruz. Açık, sade ve anlaşılır bir dil kullanılır. Bu da doğru. Yargılarından hangileri söylenebilir diyor. 1 ve 3 şöyle, yani cevabımız Denizli şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi söylev, nutuk çeşitlerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Tabii ki bilgiye dayalı bir soru olmuş. Hukuki söylev diye bir nutuk çeşidi var. Dini söylev, dini konuları arkadaşlar ne yapıyor? Aktarıyor. Siyasi söylev, ondan sonra askeri söylev yine aynı şekilde, ama iktisadi söylev yok. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı.
Bu bilgilere göre sanatçıların düşüncelerini dile getirmek için tercih ettiği metin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şevket Rado, insanın günlük sıkıntı ve sorunlarını ümitli ve sabırlı olmak gerektiğini, hayatın her şeye rağmen yaşanmaya değer olduğunu, içten ve sıcak bir üslupla karşısında biriyle konuşuyormuş gibi anlatır diyor arkadaşlar. Karşısında biriyle konuşuyormuş gibi anlatıyorsa bu bizim için sohbet türüdür. Cemil Meriç, hayatından kesitleri ve yaşamı boyunca elde ettiği derin kültürel birikimi özgün bir üslupla ben merkezinde paylaşmayı tercih etmiştir. Ben merkezi dediği için arkadaşlar biz buna da deneme diyebiliriz. Cahit Sıtkı Tarancı, sanat için sanat anlayışına bağlı kalmış, şiirle ilgili görüşlerini arkadaşı Ziya Osman Sabah ile yazışmalarında dile getirmiştir biliyorsunuz. Ziya'ya Mektuplar diye mektup türünde eseri var. O zaman Cahit Sıtkı Tarancı'nın yazmış olduğu tür de mektuptur arkadaşlar. Bu şekliyle baktığımızda sohbet, deneme ve mektup olduğunu, cevabımızın Denizli Şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki metin türlerinden hangisi verilen metinlerden herhangi biriyle eşleştirilemez? Makale, deneme, söyleşi, eleştiri, gezi yazısı. Olmaz ki. O küçük yaşlardaki seçim ne kadar bilinçli ve doğru olabilir ki? Benim bir yeğenim var. 4 yaşındayken itfaiyeci olacağım dedi. Şimdi ekonomist. Ha bakın, ortaokul, lise yılları derseniz orada olur derim. O yaşlarda artık bilinçli düşünme başlamıştır. Ben lise yıllarımda 3 mesleği düşünürdüm. Doktorluk, mühendislik, oyunculuk, işte oyuncu olarak karşınızdayım diyor arkadaşlar. Evet, bu bir kenarda dursun. Tanzimat dönemi Türk edebiyatında bir dönüm noktasıdır. Batılılaşma hareketinin edebiyata yansıması ile yeni türler, yeni biçimler kullanılmaya başlanmıştır. Yazar ve şairler özellikle Fransız hayat edebiyatını izlemiştir. Servet-i Fünun ve Fecr-i Hati bu anlayışın hat safhaya çıktığı bir dönem olacak ve kendilerinden sonraki milli edebiyatçıların tepkilerine maruz kalacaklardır dedi arkadaşlar. Bana burada bir bilgi verdi daha çok. O zaman ben bunu makaleyle şöyle eşleştirebilirim. Yaşar Kemal'in romancılığında yeni bir dönemi başlatan Dağın Öte Yüzü üçlemesi İnce Memed'den çok farklı bir roman anlayışıyla yazılmıştır. İnce Memed ile Yaşar Kemal klasik roman anlatım yöntemine bağlı kalmıştı. Dağın Öte Yüzü'nde ise modern roman anlayışının etkili olduğu, kurguda ve anlatımda yeni tekniklerin denendiği görülür. Bunun biz olumlu bir eleştiri olduğunu söyleyebiliriz. O zaman eleştiriyi de ne yaptık? Eledik arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Kalabalık bir feribot kuyruğu ve yarım saatlik yolculuk sonunda uzun zamandır görmek istediğim Çanakkale'nin bir ilçesi olan Bozcaada'ya yaklaşıyoruz. Neden adı Bozcaada'da diye hiç düşünmeye gerek kalmadığını feribotla yaklaşırken tepelerin görüntüsünden anlıyoruz. İskeleye yanaşırken önce sert bir rüzgar arkasında Bozcaada Kalesi karşılıyor bizi. Biz bunun bir gezi yazısı olduğunu, birinci metnin de arkadaşlar bir sohbet söyleşi olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız Denizli Şıkkı olacaktır.